Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. Yapımı oldukça kolay. Bülbül yuvası, kuş yuvası diye biliniyor. Lezzeti biraz şekerpareye benziyor ama şekil olarak çok farklı. Şimdi ilk önce şerbetimizi hazırlamakla başlayacağız. Tencereme 2 su bardağı toz şeker aldım. 1 dilim limon ekledim ve üzerine 2 su bardağı su ilave edeceğim. Şerbetimi şimdi kaynamaya alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra saati tutup 10 dakika orta ateşte kaynatacağım ve altını kapatacağım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olması gerekiyor. O yüzden ilk önce şerbetimizi yapmakla başlayacağız. Hamurumuz için gerekli malzemeler 125 gram tereyağı veya margarin. Ben tereyağı kullanıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı irmik, 2 adet yumurta, birinin sarısını ayırdık üzerine sürmek için. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar un. Ama unu kontrollü ekleyin. Yani kıvamını göstereceğim daha sonra. Yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve isteğe bağlı 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi. Ortalarına koymak için ben Antep fıstığı kullanacağım. Ama tamamen tercih sizin. Fıstık olur, ceviz olur, fındık olur. Hani elinizin altında ne varsa onu değerlendirebilirsiniz. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Isınıyor şu an. Yapılışına geçebiliriz. Yoğurma kabıma tereyağımı alıyorum. Sıvı yağ, irmik, 1 paket vanilya, yumurtalar, yarım paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Tereyağınız oda ısısında olmalı. Kesinlikle eritilmiş kullanmayın. Bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum. İlk olarak 1 su bardağımı ekliyorum. Ve 1 su bardağından sonrasını kontrollü ekleyin. Kesinlikle çok sert bir hamur yapmamalısınız. Gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olmalı. Su bardağı un yeterli gelmedi. Şu an çok yumuşak, çok cıvık. Yarım bardak daha ekledim. Yani toplamda 2 su bardağı un kullanmış oldum. Ve sanırım yeterli olacak artık. Hamurum toplandı. Şerbetim kaynamaya başladı. Orta ateşe getirdim ve bu dakikadan sonra 10 dakika kaynatıp bir kenara alıyorum. Tezgahımı çok hafif unluyorum. Çok değil ama. Hamurumun yarısını alıyorum. Ve merdaneyle açacağım. Çok da fazla inceltmeyin. Bu şekilde borcamım var. Sıvı yağla yağlıyorum altını. Şimdi bir çay bardağıyla kesiyorum. Etrafındaki hamuru topluyorum. Bütün bu kestiklerimi yağladığım borcamıma aktarıyorum. İlk olarak tüm bu alt tabanını oluşturuyorum. Ve şimdi üst kapaklarını yapacağım. Yine aynı şekilde açıyorum.
Yine bardakla kesiyorum. Ve bu sefer ortalarını alıyorum. Şöyle bir aparatla, şişe kapağıyla da olur. Dikkatli bir şekilde alıp hazırlamış olduğum dairenin üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi tüm bu üst kısımlarına yumurta sarısından sürüyorum. Şimdi ortalarına ben dediğim gibi Antep fıstığı ekliyorum. Ceviz, fındık, fıstık da olur. Ve şimdi 200 derece ısıttığım fırına veriyorum. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Tatlarım tam 30 dakikadır fırındaydı. Gayet güzel kızarmışlar gördüğünüz gibi. Şimdi fırından çıkartıyorum. Tatlım fırından çıkalı bir 2-3 dakika ancak oldu. Şimdi ılık şerbetini sıcak tatlının üzerine döküyorum. Ellemeden yaklaşık 1 saatin içerisinde şerbetini çok güzel bir şekilde çekecek ve daha sonra servis etmeye hazır olacak tatlılarımız. Tatlımın son hali bu şekilde arkadaşlar. Hala ılık, o yüzden ellemeyeceğim. Ama kıvamı, dokusu inanın aynı şekerpare gibi. Hemen ağza alınca eriyen türden. İnanılmaz lezzetli ve göze de hitap ediyor gördüğünüz gibi. Sizler de mutlaka bu güzel lezzeti yapıp denemelisiniz. Zaten yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Bana hak vereceksiniz, buna eminim. Kesinlikle deneyin derim arkadaşlar. Pişman olmayacağınız lezzetler arasında. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.